bölgesel gönüllü toplantılarına katılan çok değerli gönüllüler, ben sizi biraz kıskanıyorum çünkü çok daha genç yaşta bu yola döküldünüz. Bize daha ileri yaşlarda nasip oldu bu davaya hizmet etmek. Onun için sizin yolunuz açık olsun diye başlamak istiyorum bu konuşmama. Başkalarını mutlu ederek de mutlu olmanın mümkün olduğunu anlayan insanlardır gönüllüler. Ve bunun keyfini, gururunu, heyecanını yaşarlar. Başkalarını mutlu ederken derken yalnız insanlar değil, bütün canlılar ve bütün doğadaki bütün canlıları mutlu etmek hakikaten insanı mutlu edebilir. İşte bunu yaparken de tabii bir davaya inanmak ve ona ben nasıl hizmet edebilirim diye kendisini sorgulamak. Suçlamadan ziyade başkalarını ben ne yapabilirim, biz ne yapabiliriz diye kendisini sorgulaması insana yeni ufuklar açıyor, yeni projeler için ilham veriyor. İşte böyle bir anlayışla gönüllü yola çıkar ve bunu yaparken de hiç şüphesiz araştırmacı olmalı. Her iddia edileni doğrudur diye kabul etmemeli. Çünkü biliyorsunuz çağımızda bir bilgi bombardımanı da var, kirlenmesi de var. Onun için okuduğu şeyi, duyduğu şeyi araştırmalı. Her konuya ben ille karşı çıkacağım diye hareket etmemeli. Özellikle üretim olmadan yoksulluktan kurtulmak mümkün değil. Biliyoruz ki yoksulluk da doğa üzerinde bir baskı yaratıyor. O halde her üretime karşı çıkmak yerine doğaya dost olmayanlara karşı çıkmak ve gene ben ne yapabilirim bu konu diye kendini sorgulamak gerekiyor. Evet, bir gönüllü herkesi kucaklamayı bilmeli. Öteki diye görmemeli hiç kimseyi. Çünkü gönüllünün davası büyük bir davadır. Hele böyle temanın davası gibi erozyonla mücadele, ağaçlandırma, doğal varlıkları koruma diye çok büyük bir hedef, çok cesur da bir hedef. Bu hedefe yönelirken, böyle büyük bir davayla uğraşırken herkese ihtiyacımız var. Ne kadar bazı gruplara yakın olursak diğerlerinden uzaklaşmış olabiliriz. O bakımdan herkesi kucaklama bir gönüllünün başta gelen prensibi olmalı diye düşünüyorum. Çalışmalarınızda yasal sınırları zorlamadan, şiddete müracaat etmeden yol almanız çok önemli. Ve şu temanın geldiği yerdeki itibarı çok çok önemli bir itibar. Çünkü tema eğer karşı çıkıyorsa bir konuda veya destekliyorsa, bazen de desteklememiz lazım. Muhakkak bunu iyi araştırmıştır. İntibanı devam etmesi lazım.